Biz tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiğimiz müjdeyle Türkiye'yi her boyutuyla yanımızda bulunmaktayız. Dolayısıyla ben buradan Adıyaman'dan tüm Türk medyasına da teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğunluk içerisinde Kıbrıs her zaman gündem oluyor, Kıbrıs haber oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müjdeyesi, özellikle bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ortaya koyduğumuz yeni siyaset, yeni siyasetin egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelinde olduğu ve bunun en üst düzeyde Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül 2022, yani bundan iki ay kadar önce New York'ta yaşadığı genelde bütün dünya yaptığı çağrıyla artık uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanı gelmiştir demesiyle verdiği mesaj esas itibariyle artık bu işin geri dönüşü yok. Yıllardan beri Kıbrıs'ta federal temelde bir anlayış ile yürütülen müzakerelerden hiçbir netice alınmadığı anlam kuranına Türklerin büyük bir fedakarlık yapmak suretiyle evet demeleri ama bunların bütün verdikleri sözleri bir bakıma caymak suretiyle hayır demeleriyle bir kere daha federal temelde bir anlaşma olamayacağı zaten o zamandan açık ve net ortaya çıkmıştı. Fakat o süreç maalesef devam ettirildi ve 2017 yılında hatırlarsanız benden evvelki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çeşitli farklı ortamlarda ve son olarak da Transmontana'da yine ortaya koyduğu her türlü yaklaşıma Rum tarafından yani hayırdı. Masayı deviren taraf yine Rum tarafıydı. Ve Türk hükümeti de bunları yakından izliyordu. Dolayısıyla benim Cumhurbaşkanlığının öncesinde başbakanlık döneminde oluşturduğum hükümeti ilk kez hükümet ortamına iki devletli bir çözüm Kıbrıs'ta en geç etki çözüm bir şekilde bir yeni siyaset ortaya koyduk. O siyasetin uluslararası platformlara taşınmasına elbette Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine ihtiyacımız vardı. Nitekim bütün bu konuları ben en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ele aldığımda onun yaklaşımı müsbetti. Onun yaklaşımı inşallah şeklinde bu da olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ta anlam planı zamanında bütün bu Kıbrıs süreçlerini yaşayan, tecrübesini eden ve kendisinin bana ifadesi o günden bugüne şu anda iktidarda ve devlet başkanı olarak Karadağ etrafta olan bir tek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Diğerleri hiçbir yoktur. Bir sene evvel verdikleri sözleri kendileriyle beraber geri götürdüler. Ve hiçbir vaatlerini Kıbrıs Türk halkına gerek ambargoların ve izolasyonların kaldırılması noktasında vaatlerini hiçbirini yerine getirmediler. Biz bunları sürekli olarak bir eşitlerin gündemine getiriyoruz. Maalesef anlam planı hayır eden taraf Rum kesimini, tek taraflı Avrupa Birliği'ne aldıklarından ve bu süreç yaşanırken garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne sormadan, Kıbrıs'ın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklere danışmadan tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne almak suretiyle bir bakıma kendilerine göre Ege Denizi'nden sonra, Adalar Denizi'nden sonra bu coğrafyada Doğu Akdeniz'de de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuşatma ve Kıbrıs Türk halkının kendilerinin anlayışına göre bir azınlık yapma noktasındaki hedeflerini arada acımasız bir şekilde yerine getirmek için böyle bir sürece doğru meseleyi sürüklerken yeni siyaset ezberi bozmuştur. Yeni siyaset artık bambaşka bir yola girmiştir. Bu da dediğim gibi bir çözüm olacaksa yan yana yaşayan iki egemen devletin işbirliğiyle ancak bir anlaşma olacaktır. Bunun da mesajı, bunun da anlamı çok büyüktür. Çünkü demek oluyor ki artık bunun geri dönüşü yok ve Türkiye Cumhuriyeti'nde her daim kutsal ve kadim ilişkiler bağrında sürdüren Kıbrıs Türk halkı bundan sonra egemen devletiyle, Türkiye Cumhuriyeti'yle gerek savunma konularında her türlü güvenlik meselelerinde bir garanti ülke olarak ve orada Türk askeri varlığının caydırıcı bir güç olarak devamı bizim politikamızın esas temel taşları haline gelmiş. Dolayısıyla artık bundan sonra federal çerçevede bizi bambaşka bir yere sürükleyecek olan ve Kıbrıs'taki Türklüğün sonunun başlangıcı olacak olan Doğu Akdeniz'den Türkiye'mizi çıkartmaya ve dışlamaya yönelik o politikanın da artık bizim açımızdan son bulduğunu, hiçbir zaman gündeme gelmemesi gerektiğini en gür sesimizle ifade ediyoruz. Son olarak Özbekistan'da, Sümerkan'da 11 Kasım 2022, bundan 10 yıl kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı Büyükelçiliği'ne Türk Devletler Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsü başvurusunun oy birliğiyle kabul edildi. Yine tarihi bir gelişmeydi. Bütün bunlar bizim şu anda sürdürmekte olduğumuz yeni siyasetin daha da kökleşmesi, daha da pekişmesi anlamında önemli gelişmelerdi. Dolayısıyla ben buradan
Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederken Türk hükümetine, Türk kamuoyuna ve sizlere yürekten bir kez daha teşekkür ederim. Demin ifade etmek istiyorum.